Haber merkezinden gün ortasından mutlu günler, iyi hafta sonları. Sayın seyirciler, günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Gündemimiz Yılmaz'ın ülkemize ziyareti. İlk sırada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Dün akşam adaya gelen Yılmaz ülkemize gün boyunca temas ve incelemelerde bulunuyor. Yılmaz'ın ilk durağı Güzelyurt'tu. Yılmaz Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Ünal Üstel, Narenciye'ye hayat verecek büyük bir projenin hayat bulacağını ve en geç 40 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecek dönemde yeni uygulamalar ve kalkınmayla daha güçlü bir ülke olarak yola devam edeceğine vurgu yaparak Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kısa bir süre daha sahnede... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'le birlikte Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesislerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Tesiste ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş projeyle ilgili briefing verdi. Sonrasında ise bilgilendirme toplantısına geçildi. Başbakan Ünal Üstel, 1974'ten sonra Güzelyurt verilecek söylemleri olduğunu ve federasyon görüşmelerinde bölgenin masada olduğunu ifade ederek, iki eşit devlet ve eşit uluslararası statü duruşuna kadar bölgede yatırım yapılmadığını söyledi. Gelinen aşamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cevdet Yılmaz'la birlikte protokollere imza attıklarını ve Güzelyurt'u geliştirmek adına yola çıktıklarını kaydeden Üstel, öncelikle yarım kalan projeleri bitireceklerini söylediklerini, Güzelyurt-Lefke yolunun bu kapsamda tamamlandığını anımsattı. Ve bugün buraya toplanmış iken Güzelyurt'ta Narenciyecimize hayat verecek büyük bir projenin tanıtımını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de temelini atıp en geç 40 hafta içerisinde de bunu bitireceğiz. Sevgili kardeşlerim, yine hatırlayın, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı bir protokolla anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden Asrım projesini gerçekleştirmek için 2012'de start verildi. Ve 2015'te anavatanımızın Anadolu suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Geçitköy Barajı'na akmaya başladı. Öncelik içme suyu olarak hemen hemen bütün köylerimize dağıtıldı. Ve içme suyundan sonra dedik ki artık anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen suyu Narenciyeci'yle ve tarımla buluşturacağız. Ve ilk etabını yaptık. Güzelyurt'a Geçitköy Barajı'ndan gelen suyu buluşturduk. İkinci etabını tamamladık. Üçüncü etabını tamamladık. Ve bu sene kısmetse 2024 yılında dördüncü etabı bitecek. Ve bütün Güzelyurt halkı, tarımla uğraşan, narenciyeciyle uğraşan artık su sorunu olmayacak ve ana vatanımızdan gelen suyla toprağımızı da buluşturuyoruz. 1974'ten bu yana Güzelyurt bölgesine bu kapsamda bir soğuk hava deposu yapılmadığını söyleyen Üstel, bu tesisin 4 yılda 40 bin tona tamamlanacağını, ayrıca tesisin kendi ürettiği enerjiyle kendi makinelerini çalıştıracak şekilde inşa edileceğini belirtti. Üstel, Supervex sıkma kapasitesinin 350 tondan 1000 tona çıkacağını, Narenciye'deki sorunlara bu sayede bir nokta konulacağını vurgulayarak, Narenciyeci'nin daha çok üretmesi için 150 4 milyon ödeme yaptıklarını, ödemelere devam edeceklerini söyledi. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti imzaladığımız mali işbirliği protokollarıyla hem insanımızın rahatı için hem de üreten kesimlerle birlikte üretmenin önünü açmak için ve daha çok üretim olması için bütün olanaklarını bizler için seferber ediyorlar. Ve bundan sonra
ikinci büyük bir projemiz var. Yine hatırlayın, 2015 yılından beri temeli atılan ve yarım kalan Güzelyurt Hastanesi. Ve bugüne kadar o gün başlandı, o günden sonra orada duruyor ve hiçbir hükümet bu hastaneyi bitirmek için elini uzatmadı. Biz bunu büyükelçimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkan Yardımcımıza ilettik. Ve böyle güzel bir tesisin, böyle güzel bir sağlık hastanesinin derhal hayata geçmesi için talimatını verdi ve bütün çalışmalar tamamlandı ve bundan sonra Cumhurbaşkan Yardımcımla hastaneyi de bir ziyaret edeceğiz. Yerinde bir ziyaret yapacağız ve bu hastanenin de ihalesini pazartesi günü çıkıyoruz. Güzelyurt'un artık sağlıkta da sorun yaşamayacağını, Lefkoşa Burhan Navantoğlu Devlet Hastanesi'nin yükünün de azaltılmış olacağını ifade eden Üstel, sağlık ocaklarını da çoğaltarak halkın rahatı için Maraş, Pamuklu, Lapta ve Değirmenlik'te de sağlık ocakları açılacağını dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzur ve refahı için yürütülen çalışmaları incelemek üzere ülkeye geldiğini vurgulayarak önceden imzalanan mutabakat zaptı kapsamında ilk etapta 15 bin ton, sonrasında 40 bin tonluk bir soğuk hava deposu inşa edileceğini söyledi. Gerçekten birinci sınıf bir danışmanlık, bir teknik ekiple bu çalışma yürütülüyor. Teknik düzeyde çalışan arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Narenciye ticaretinde üreticinin mevsimsel yaşanan sorunlardan en az etkilenmesini sağlayacak depo inşası çalışmalarını bu vesileyle başlatmış bulunuyoruz. Bu tesisin diğer bir özelliği güneş enerjisinden istifade edilerek yapılacak olması. Az önce bizi bilgilendiren arkadaşlarımız da ifade ettiler. Burada güneş enerjisiyle kendi ihtiyacını karşılayacak şekilde bir projelendirme yapılıyor. Hayata geçecek proje son dönemde dünyada da hakim olan çevre dostu ve yenilenebilir kaynaklardan istifade etmeyi önceleyen bir projedir. İlk etapta projede hem yaş meyve hem de konsantre ürüne yönelik konsantre tesisin modernizasyonu ve kapasite artışı da öngörülmektedir. Suprovex bu vesileyle hem kapasitesini arttırmış olacak hem modernize etmiş olacak. Çok daha güçlü, çok daha etkili bir kuruluş haline gelmiş olacak. Tesislerde daha önce üretimi mümkün olmayan Tetra Pak meyve suyu şişeleme tesisi ve bunun yanında katma değeri büyük ve mevcut sistemde atıl bir değer olan kurutulmuş tane üretimine başlanacaktır. Hem özel sektör hem de tüm Kıbrıs üreticilerin kullanımına açık olacak tesisle ilgili bilgileri de paylaşan Yılmaz, 2023'te 93 bin ton narenci ihraç edildiğini, geçmiş dönemde ortaya çıkan bazı sıkıntıları Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliğiyle en aza indirmeye gayret ettiklerini anlattı. Güzel bir söz var, her kriz bir fırsattır diyorlar. Her sorun aslında yeni bir takım imkanlar koyuyor önümüze. Biz de bu yaşadığımız sorunları görünce niçin bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir soğuk hava deposu yapılmamış, bu eksikliktir diye değerlendirdik. Ünal Bey'le birlikte, Tarım Bakanlarımızla birlikte bu değerlendirmeleri yaptık ve gerçekten stratejik bir karar almış olduk tarım sektörü için. Ben her zaman ifade ediyorum, önceki dönemlerde Kalkınma Bakanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak, tarım sektörü stratejik bir sektördür. Modası hiçbir zaman geçmeyecek bir sektördür. Pandemide bunu yaşayarak gördük, bütün dünya gördü, biz de gördük. Dolayısıyla tarım sektörünün altyapısını daha da kuvvetlendirmemiz gerekiyor.
Deniz altından boruyla gelen suyla içme suyu probleminin bittiğini, sulama sıkıntısının da sonuna gelindiğini ifade eden Yılmaz, tarımın can damarlarından olan Güzelyurt'ta sulama sorununun giderilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, her zaman tüm sektörlerin yanında olduk. Üretici maliyetini karşılamalı, tüketici de makul değerlerle ürüne ulaşabilmeli. Arpa desteğini de bu yıl ilk defa sunduk, desteğimiz sürecek dedi. Bu dönemde Doğu Akdeniz'deki istikrarın önemine de değinen Yılmaz, Gazze ve Filistin'de yaşananlar ibretlik. 50. yılını idrak edeceğimiz Mutlu Barış Harekatı olmasaydı, burada da Filistinlilerin karşılaştıkları akıbet yaşanabilirdi. Şehit ve gazileri milleti anıyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de önümüzdeki dönem daha fazla teknolojiden, katma değerden, yapay zekadan, yeni uygulamalardan bahseden, kalkınmasını, gelişmesini çok daha ileri boyutlara taşıyan bir ülke olarak yoluna, güçlü bir ülke olarak devam edecek. Ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs Türk'ünün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları her daim destekleyeceğimizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvence kaynağı olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yılmaz, yeni bir mali işbirliği programı üzerinde çalıştıklarını ve en kısa sürede imzaların atılacağını da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından anı fotoğrafı çekildi. Bir taraftan da pandemi... Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güzelyurt'ta inşaat halinde olan yeni devlet hastanesi inşaatını da ziyaret etti Sayın Seyirciler. Ziyarete açıklama yapılmazken Başbakan Üssel, hastane için pazartesi günü ihaleye çıkılacağını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da hastanenin bir yıl içinde tamamlanacağını vurgulamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güzelyurt Yeni Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yılmaz'a proje hakkında Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek tarafından briefing verildi. Ziyarete ilişkin basına açıklama yapılmadı. Başbakan Ünal Üstel, 2015'te temelleri atılan Güzelyurt Hastanesi'ni de tamamlamak için talimat verdiklerini ve ihalesine de pazartesi günü çıkılacağını vurgulamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yarım kalmış inşaatın hızla tamamlanarak hizmete gireceğini, planlamaların bittiğini ve ihaleye çıkılacağını belirtmiş, yeni hastanenin bir yıl içinde tamamlanacağı müjdesini vermişti. Güzelyurt'ta yarım kalmış bu inşaatı hızla tamamlayıp Güzelyurt halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hizmetine sunmak. Burada bütün çalışmalarımızı, planlamalarımızı bitirmiş durumdayız. Pazartesi günü de inşallah ihalesine çıkılacak. Uygulamanın da yine en hızlı şekilde yapılacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Avustralya'daki temaslarını sürdürüyor. Tatar temasları çerçevesinde Canberra'daki Atatürk anıtını ziyaret ederek çelenk sundu. Cumhurbaşkanı Canberra ziyaretini tamamlamasının ardındansa Sydney'e gitti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin Avustralya'daki 80. yılında kültür ve geleneklerini yaşatmak için düzenlenecek festival ve etkinliklere katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Avustralya'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tatar, temasları çerçevesinde Avustralya'nın başkenti Canberra'da Atatürk anıtına çelenk koydu. Tatar, Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından yaptığı açıklamada Atatürk'ün Avustralya'da saygıyla anıldığını vurguladı. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Gelibolu seferinden 70 yıl sonra 1985 yılında Çanakkale Yarımadası'nda bir bölgeye Anzak Koyu ismi verildiğini kaydeden Tatar, buna müteakip Avustralya hükümetinin de Atatürk anıtının yapımına izin verildiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Canberra programını tamamlayarak Sidney'e gitti. Sidney'de yaşayan Kıbrıs Türkleri ve Türk Dernek üyeleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya'da yaşayan Türklerle bir arada olmaktan, ülkeyi ziyaret eden ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, coşkulu karşılama dolayısıyla teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre, Şanlıurfa'dan gelen hukukçuları kabul etti. Kabulde konuşan Töre, adaletin mülkün temeli olduğunu vurguladı ve hayatın her alanında adalet istediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Cumhuriyet Savcısı Ferhat Alparslan Başkanlığındaki Şanlıurfa'dan gelen ve hukukçulardan oluşan heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Meclis Başkanı Töre, adaletin mülkün temeli olduğunu ve hayatın her alanında adalet istediklerini kaydetti. Töre, adalet terazisinin şaşmaması gerektiğini, bunun için de devletin de savcılarının, hakimlerinin kararlarında adil olması gerektiğini belirtti. Adaletin şiarları olduğunu belirten Töre, savcı, hakim ve avukatlara mesleklerinde başarılar diledi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilileri dün bazı sendikaların yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi ve 27 Mayıs Pazartesi günü yapacakları eylem ve genel grevi ele aldı Sayın Seyirciler. Toplantı sonrası yapılan açıklamada hayvan üreticileri ve sendikaların Pazartesi günü saat 11'de Başbakanlık önünde toplanacağı belirtildi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin et ithalatı ve çiğ sütle canlı hayvan fiyatını belirleme politikasıyla girdi maliyetlerindeki yükselişi gerekçesiyle başlattığı eyleme devam kararı aldı. Yapılan istişarelerde de uzlaşı sağlanamadığından hayvancılarla bazı sendikalar Pazartesi günü 11'de Başbakanlık önünde eylem yapacağını duyurdu. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'yla Kamu İşçileri Sendikası ise eyleme destek amacıyla Pazartesi günü tam gün greve gidiyor. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bazı sendikalar yaptıkları toplantının ardından Başbakanlık önünde açıklamalarda bulundu. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Pazartesi günü saat 11'de Başbakanlık önünde yapılacak eylem için en güçlü şekilde hazırlanacaklarını belirtti. Başbakanlık önünde genel grev ve eylem kararımızı uygulayarak o gün Lefkoşa'yı kilitlemek istiyoruz diyen Naimoğulları, açıklama sırasında yanlarında olmayan Kopsen, Deviş, Türksen ve Çiftçiler Birliği'nin de eyleme destek vereceğini söyledi. Eyleme destek verecek olan sendikalar da halkı Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan eyleme katılmaya çağırdı. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Pazartesi günü gerçekleştirilecek eyleme Ercan'da tam gün grev yaparak destek vereceğini açıkladı. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacak eyleme Ercan Havalimanı trafikte gün boyu grev başlatarak destek vereceğini açıkladı. Sendikadan yapılan açıklamada halkın hükümetin yanlış politikalarından bıktığı savunularak sizleri artık icraatın başında görmek istemiyoruz denildi. Sendikanın halkını koruyan bir hükümet yapısı istediğine dikkat çekilen açıklamada sendikanın Pazartesi günü yapılacak toplumsal eyleme sabah saat 10'da Ercan Hava Trafik'te gün boyu grev başlatarak ve saat 11'de Başbakanlık önünde olarak destek vereceği ifade edildi. Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilik açtı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, sendikalar ve sendikalaşmanın önemine işaret ederek sendikalaşma haktır ama devlete bağlılık esastır dedi. Ya Allah deyip kesiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği, Kamu Görevlileri Sendikası merkezinde düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, sendikalar ve sendikalaşmanın önemine işaret ederek, sendikalaşma haktır ama devlete bağlılık esastır dedi. Şimdi yine oyunlar oynanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonlansın, Kıbrıs'ta iki devlet olmazmış. Efendim garantiler eskimiş, köhnemiş, garantiler ortadan kalksınmış. Neymiş bu? Olmazmış. Ama bizim tek güvencemiz var. Anavatan Türkiye, Türk ordusu. Töre devlete karşı cephe alarak mücadele edilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu ise HAKEŞ'in yapıcı ve çözüm odaklı çalışan bir konfederasyon olduğunu belirterek açılan temsilciliğin önemli bir girişim olduğunu ifade etti. HAKEŞ'le kamu seni Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için vazgeçilmez olarak niteleyen Feyzoğlu, burada davamızın yeni bir kalesini açıyorsunuz dedi. Siyasetimiz milli davamızın temel ilkesi bellidir. İki egemen eşit devlet, eşit uluslararası hukuki statü.
bu dava taşa kazınmıştır. Ama daha da önemlisi Türk'ün yüreğine kazınmıştır. Hiç kimsenin bundan zerre kadar endişesi olmasın. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısıyla meselenin seyrinin değiştiğini vurguladı. Sendikaların sorumlu bakan olarak değil, yıllardır bu binaya girip çıkan bir siyasi olarak değil, bir dost olarak şunu söyleyebilirim ki iyi ki kamusen var, iyi ki de birlikte bu yollarda beraber yürüdük Sayın Başkan. Sizler gibi sendikalar var olduğu sürece de bu topraklarda kökleşmeye devam edeceğiz. Tekrar temsilciliğiniz Sayın Başkanlarım, hayırlara vesile olsun. Çok teşekkürler. HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise ilk yurt dışı temsilciliklerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açarak ilişkilerini bir adım ileriye taşıdıklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konularında uluslararası platformlarda kendilerinin de mücadele verdiğini anlatan Arslan, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne katkılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Kamusen Genel Başkanı ve HAKİŞ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Metin Atan da HAKİŞ'in Türkiye'deki emek hareketinin mihenk taşlarından olduğunu ve HAKİŞ'le aynı çatı altında olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Konuşmaların ardından HAKİŞ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliği açıldı. 15. Zerdali Festivali dün akşam başladı. Festivalin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Zerdali üretimiyle özdeşleşen Esentepe'de üretimin yeniden artırılması için çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Çatalköy Esentepe Belediyesi'nin düzenlediği 15. Zerdali Festivali kortejin ardından Esentepe Festivali alanında gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Açılışta konuşan Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kurok, her geçen gün gelişen ve büyüyen Esentepe'nin hak ettiği değeri bulması için bölge halkıyla el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürma da bölgenin adanın en güzel yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirtti. Zerdali üretimindeki düşüşe dikkat çekerek, Zerdali'nin bir sembol olarak düşünülmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, Zerdali kaybolmaya başladıysa, Zerdali'yi tekrardan üreteceğiz, kimliğimize, kültürümüze dört elle sarılacağız dedi. Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre'de konuşmasında Esentepe'nin ülkenin en güzel bölgelerinden biri olduğunu vurgulayarak festivalde Kıbrıslı Türklerin zengin kültürünün vatandaşlar ve ziyaretçilerle buluşturulacağını söyledi. Esentepe'nin Zerdali ile özdeşleşmiş bir bölge olduğunu dile getiren Töre, 15 yıl önce Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanlığı döneminde Zerdali'yi korumak, yerli üretimi desteklemek amacıyla Zerdali ithalatını yasakladığını, o dönemde de eleştirilere maruz kaldığını dile getirdi. Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Zerdali üretimiyle özdeşleşen Esentepe'de üretimin yeniden artırılması için çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Açılış konuşmalarının ardından halktan sarı gösterileri retro çalgıcıları ile grup otantik sahne aldı. Festival kapsamında bu akşam 20'den itibaren nostaljik kıyafetler defilesi, dans gösterileri, Türkiye'nin önemli sanatçılarından Ferdi Anıl Yarkın, Zafer Peker, Hazal, Ali Güven'in sahne alacağı 90'lar konseri yer alacak. Festival Wolf F-18 konseriyle tamamlanacak. Festival süresince kurulan standlarda geleneksel el sanatları, kültürel değerler, yiyecek içecekler, Zerdali ve Zerdali'den üretilen ürünler satışa sunulacak. Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın 38. olağan genel kurulu bugün yapıldı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın 38. olağan genel kurulu saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen genel kurulda daha sonra divan oluşturuldu. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu konuşmasında görevde geçen 3 yılı değerlendirerek sanayicilerin sorunlarına değindi. Kamacıoğlu, ülke sanayisinin 2000'li yıllardan sonra büyümeye başladığını ifade ederek, ülkede sanayiye ayrılan bölgenin sadece %17 olduğunu dile getirdi. Kamacıoğlu'nun konuşmasının ardından faaliyet ve mali rapor okunarak aklandı.
Avrupa Birliği günü nedeniyle başkent Evkoşa'da etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte Avrupa Birliği ülkeleri birlikte sunulan fırsatlar ve Avrupa Birliği destekli projelerin tanıtıcı standlar kurdu. Ayrıca konserler, müzik ve koro dinletileri, çocuklar için aktiviteler, atölye çalışmaları, halk dansları gösterileri yer aldı. Avrupa Komisyonu desteğiyle düzenlenen 2024 Avrupa Birliği Günü etkinliği Barış Beraberlikten Geçer sloganıyla başkent Lefkoşa'daki Zahra Sokak'ta gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform ve Destekten Sorumlu Genel Müdürü Mario Nava, 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine dikkat çekerek oy hakkı olan Kıbrıslı Türklere oylarını verme ve seslerini duyurma çağrısında bulundu. Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Gürükoğulları da birinci önceliklerinin halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğunu söyleyerek Koordinasyon Merkezi'nin Avrupa Birliği reform çalışmalarına ve projelere destek vermeye devam edeceğini ve alanında öncülük yapmayı sürdüreceğini söyledi. Yürükoğulları tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların ekonomi, eğitim, çevre, tarım, sağlık ve diğer alanlarda Avrupa Birliği standartlarını yakalamak ve Kıbrıs Türklerinin üzerindeki izolasyonun kaldırılması adına tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armançı da Avrupa Birliği'nin aslında bir işbirliği, birlikte yaşam ve barış projesi olduğunu söyleyerek barışı ve barış dilini her yerde kullanmak gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği'nin de kendi değerlerini öne sürerek Gazze'deki soykırıma karşı durması gerektiğini kaydeden Armançı, 3000 Kıbrıslı Türk'ün Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanarak Avrupa Birliği'ne varlıklarını ve haklarını hatırlatması gerektiğine vurgu yaptı. Etkinlikte Avrupa Birliği ülkeleri birlikte sunulan fırsatlar ve Avrupa Birliği destekli projeler için tanıtıcı standlar kurdu. Ayrıca konserler, müzik ve koro dinletileri, çocuklar için aktiviteler, atölye çalışmaları, halk dansları gösterileri yer aldı. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin düzenlediği resim, heykel ve grafik tasarım sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da katıldı. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin düzenlediği resim, heykel ve grafik tasarım sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre, milletlerin medeniyete geri kalmaması adına kültür ve sanata önem verilmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının kendine özgü kültürel ve sanatsal yapısı olduğunu belirten Töre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sanat için söylediği sözler hepimize örnek olmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da sergide öğretmen ve öğrencilerin bir yıllık emeğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tek sanat okulu olan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin çok değerli olduğunu belirten Sibel Tatar, okulun sanat alanında yol açmasının önemine dikkat çekerek sanata ve sanatçıya verilen önemin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nin yıl sonu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nin düzenlediği Kültürümüze Sahip Çık temasıyla yapılan bahar şenliğine katıldı ve yıl sonu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında kurulan standları gezen Sibel Tatar, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı eserleri inceledi. Sibel Tatar ayrıca etkinlikte öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti. Güne yansıyan gelişmeleri paylaştık. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar.
Alçak basın sistemiyle nemli ve nispeten sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava bugün parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvetle esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 31, Girne'de 28, Alevkayası'nda 26, Güzelyurt'ta 30, Gazimansa'da 30, Lefke'de 30, Yenierenköy'de 28, İskele'de 30 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 19, Girne'de 18, Alevkayası'nda 16, Güzelyurt'ta 15, Gazimansa'da 18, Lefke'de 18, Yenierenköy'de 17, İskele'de ise 17 derece dolaylarında seyredecek. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 31, Girne'de 29, Alevkayası'nda 27, Güzelyurt'ta 31, Gazimansa'da 29, Lefke'de 31, Yenierenköy'de 29, İskele'de 30 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava bugün parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden 4 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz hafif kabadalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olması bekleniyor. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Avustralya'daki 80. yılında kültür ve geleneklerini yaşatmak için yapılacak etkinliklere katılmak üzere Avustralya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Tatar, Melbourne Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Temasları çerçevesinde başkent Canberra'ya giden Cumhurbaşkanı Tatar, İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Avustralya Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Ufuk Gezer'le toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı burada şeref defterini imzaladı. Daha sonra Canberra'da Avustralya Savaş Anıtı'nı ziyaret eden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına çelenk koydu. Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya'yı ziyaret eden İlk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Milli Savunma Komisyonu Başkanları birinci toplantısında konuşan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İleriki dönemde Türk Devletleri Teşkilatı etkinliklerine katılımının ve uygun şekilde temsilinin önemine dikkat çekti. Fidan, Türk bütünleşmesini desteklemekten memnuniyet duyduklarını kaydetti. Toplantıda konuşan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de Türk devletlerinin hedeflerini netleştirerek tek yürek olarak hareket etmesi çağrısında bulundu. Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak üretimi her alanda desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Başbakan Üstel, Ulusal Birlik Partisi genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası basına açıklama yaparak, ülkede ve ekonomide yaşanan sorunları birer birer masaya yatırdıklarını ifade etti. Üstel, et konusunda yaşanan sıkıntılara da işaret ederek, Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden ülkeye getirilecek donmuş kuzu etinin satışının 400 Türk lirasına geçmeyeceğini açıkladı. Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından merhum emekli Tümgeneral
Daniş Karabelen ölümünün 41. yılında anıldı. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Genel Merkezi'ndeki anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra merhum emekli tümgeneral Daniş Karabelen'in biyografisi okundu. Törende konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam edeceğini vurguladı. Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı. Üç ülke için kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ülkeler iki devletli çözümün barış için inandırıcı tek yol olduğunu söylerken, İsrail kararının barış şansını baltaladığını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian helikopter kazasında hayatını kaybetti. Reisinin vefatının ardından ülkede 5 gün ulusal yas ilan edildi. İranlılar İbrahim Reisi'yi düzenlenen törende son yolculuğuna uğurladı. Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanlığı görevlerini seçime kadar birinci yardımcısı Muhammed Muhbir'in yürütecek. Yeşil Yurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, etkinlik öncesinde okulu gezme ve eksikleri yerinde görme imkanı bulduğunu ifade ederek, binadaki yetersizlikleri ve altyapı ihtiyacını karşılamak için çalışma başlatacaklarını kaydetti. Çavuşoğlu, özel eğitime önem verdiklerinin altını çizerek, özel eğitim yasasının geçirilmesiyle birlikte öğretmen ihtiyacını sorunsuz hale getirdiklerini ve özel gereksinimli çocuklara daha fazla hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirdi. 2024 yılının ikinci asgari ücreti belirlendi. Yeni asgari ücret 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren net 29.640 ve brüt 34.070 TL olarak uygulanacak. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardianoğlu, yeni asgari ücretin devlet ve işçi temsilcisinin oyları doğrultusunda oy çokluğuyla kabul edildiğini söyledi. Yeni asgari ücret 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın. President Ersin Tatar expressed his condolences to the people of Iran following the tragic death of the Iranian president and the foreign minister who lost their lives in a helicopter crash last Sunday. On behalf of the Turkish Cypriot people and myself, our deepest condolences to the people of Iran for the loss of the president and foreign minister and members of their delegation following the tragic helicopter crash, Tatar said in his message. The president also said that the Turkish Cypriot people stood by the people of Iran during this difficult period. President Ersin Tatar has once again stressed that an agreement in Cyprus can only be possible with the acceptance of sovereign equality
and equal international status. Addressing the efforts of the UN Secretary General's personal representative, Ms. Olgin, to find common ground, Tatar noted that he had proposed the easing and removal of embargoes on direct flights and direct trade. However, he reported that there had been no response from the other side. Tatar spoke during a visit paid to him by the newly elected board of the Cyprus TMT Fighters Association led by Celal Bayar. He highlighted the progress made over the past 50 years, emphasizing the Turkish Republic of Northern Cyprus is an independent Turkish state in the Eastern Mediterranean, with contemporary values, institutions and democracy. President Ersin Tatar on Tuesday received Angelina Ayhost, Director General of the European Union External Action Service, for a meeting to discuss bilateral relations with the EU and the latest developments concerning Cyprus. During the discussions, the parties evaluated the current state of affairs in Cyprus and explored ways to enhance cooperation between the EU and the Turkish Republic of Northern Cyprus. Tatar emphasized the importance of maintaining a constructive dialogue with the EU and reiterated the Turkish's commitment to finding a fair and lasting solution to the Cyprus issue. The meeting underscored the significance of continued engagement and collaboration on matters of mutual interest. Turkey's Chief Ombudsman Şeref Malkoç and Azerbaijan's Human Rights Commissioner Sabina Aliyeva held an official visit to the Turkish Republic of Northern Cyprus. Meetings were initiated at the invitation of the Tiransi Ombudswoman İlkan Varol, underscoring the enduring bond and cooperation among Turkish states. The visiting delegations, accompanied by the Turkish ambassador to Lefkoşa Metin Feyzoğlu, were received by President Ersin Tatar, followed by the parliamentary speaker Zorlu Töre, Prime Minister Ünal Üstel and their Turkish Cypriot counterpart İlkan Varol. Following their meeting with Varol, Malkoç and Aliyeva also visited Attorney General Sarper Altıncık and Bars Association President Hasan Esendağlı, further strengthening the ties between their respective legal and human rights institutions. The 41st traditional New York Turkish Day Parade was celebrated on Sunday with immense enthusiasm and participation coordinated by the Presidency of the Republic of Turkey's Directorate of Communications. The event, initially organized in 1981 by the Federation of Turkish American Associations to protest the martyrdom of Turkish diplomats by the Armenian terrorist organization Asala, has since become a cherished tradition. The parade and subsequent festival saw the participation of Tiransi representative in New York, Mehmet Dana. The events drew a large crowd from the Turkish American community as well as from the Tiransi, Azerbaijan and other parts of the Turkish world. Spectators from New York and neighboring states lined the sidewalks of Madison Avenue to watch the parade, which included support from various fan associations, Turkish cultural organizations and students from Turkish language schools. The parade began at Madison Avenue and the 38th Street, continuing to Madison Square Park on the 25th Street, where a concert stage was set up for further celebrations. Attendees enjoyed spirited performances by Turkish artists and folk dance groups, experiencing a lively atmosphere. The renowned folk dance troupe Anadolu Ateşi Fire of Anatolia, founded by artistic director Mustafa Erdoğan, delivered an exhilarating performance that captivated the audience. The Cyprus Foundation's administration has firmly denied allegations by the Greek Cypriot press regarding the seizure of lands in the Efendi region of Karpaz. The EFGAF emphasized that these claims were baseless and reflected a significant lack of understanding of the EFGAF's historical mission and legal status. The Cyprus Foundation's administration urged the public to disregard these unfounded accusations, stressing the importance of accurate information dissemination. The statements clarified that there are historical documents and records proving that the lands in question are indeed EFGAF properties, designated as such for centuries. The administration provided detailed historical context, citing the Cyprus Vakfiye Register dated May 16, 1881,
which recalls that the lands were endowed by Kara Mustafa Pasha to the Hala Sultan Tekke, establishing their status as vakıf lands. The Efendi region is made up of 12,500 dönems, of which only 2,000 dönems are leased to the public for agricultural purposes. The Efkaf highlighted its long-standing role in managing these properties based on historical and legal foundations. The administration concluded by reaffirming its commitment to transparency and the proper management of vakıf properties, calling on all parties to recognize the historical and legal context underpinning their operations. Bayrak Radio Television Corporation continues to support the initiatives of young entrepreneurs. In this context, a cooperation protocol was signed between Bayrak Radio Television Corporation and the North Cyprus Young Business People's Association. The protocol aims to support the efforts of young business people in the country to increase societal awareness on social and economic issues. A cooperation protocol was signed between the Northern Cyprus Young Business People's Association and Bayrak Radio Television Corporation to support the efforts of young business persons in the country to increase societal awareness on social and economic issues. As part of the protocol, the Young Business Program, which addresses the needs and successes in the business world from the perspective of young entrepreneurs and includes content supportive of country's economic developments, will be broadcast once a week on BRT. The protocol was signed by Orhan Gavani, the chairman of the Board of Directors of Northern Cyprus Young Business People Association, and Miriam Özkurt, the director of Bayrak Radio Television Corporation. Özkurt, director of Bayrak Radio Television Corporation, emphasized that the program to be broadcast will be very productive, informative for young business people and supportive of production. Orhan Gavani, chairman of the Board of Directors of Northern Cyprus Young Business People Association, expressed that the program will be advantageous for introducing the activities and projects of the association. Bilim Lefkoşa's first science festival, which was held for 2 days, was supported by the Turkish Embassy in Lefkoşa, the Minister of National Education, the Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, the T3 Foundation and the Cyprus Science and Intelligence Foundation, aimed to increase young people's interest in science and technology. Children between the ages of 6 and 14 took part in the festival. It was said that over 3,000 children were benefited from Bilim Lefkoşa since its opening in 2023. Minister of National Education Nazım Çavuşoğlu, who attended the opening, thanked everyone involved and highlighted the importance of such centres in enabling students to shape their own futures. He pointed out the necessity of these centres for reaching the point of producing many technologies that are currently purchased from abroad. In celebration of Museums Week from May the 18th to the 24th, the Department of Antiques and Museums under the Minister of Tourism, Culture, Youth and Environment organised a series of events to engage the public and highlight the importance of museums. The Deputy Prime Minister and Minister of Tourism, Culture, Youth and Environment, Victor Ataoğlu, visited an event at the Lusinian House in Lefkoşa, where he participated in activities alongside students. The events were designed to foster a deeper appreciation of cultural heritage among young people and to promote the educational value of museums. Atatürk Memorial Youth and Sports Day was marked on Sunday in the Turkish Republic of Northern Cyprus alongside Turkey. The day commemorates the Turkish nation's founding leader Mustafa Kemal Atatürk's landing in the northern city of Samsun on May the 19th, 1919, which marked the start of the Turkish War of Independence. Atatürk dedicated this day to the Turkish youth. Initially known as Youth and Sports Day, it was renamed to Atatürk Memorial Youth and Sports Day in 1981. A series of ceremonies, corteges and other festive events were held throughout the country to mark the day. Similar ceremonies were held in all major cities and towns across the Tiran Sea. The Minimum Wage Determination Commission has set the second minimum wage for 2024. With a 23.5% increase, the minimum wage is gross 34,070 Turkish liras and net 29,640 Turkish liras. The Minister of Labour and Social Security, Sadık Gardianoğlu, announced that the new minimum wage was approved by a majority vote, reflecting the votes of both state and worker representatives.
Minister Gardianoğlu thanks the employer and worker representatives for their constructive approach throughout the process. The new minimum wage is 29,640 Turkish liras net, 34,070 Turkish liras gross, 196.55 Turkish liras hourly, 1,572.46 Turkish liras daily, and 7,862.30 Turkish liras weekly.